Tanrı onu tanımamızı istiyor. Onu tamamen bilmemizi istiyor. Sizleri kendisini ve sevgisini göstermek için yarattı. O sevginin Tanrısıdır. Bunu açıklamak istiyor. Kendisi bunu göstermek isterken sizin de aynı sevgiyi göstermenizi istiyor. Bugünkü program Tanrı'yla yakın ilişkimiz Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cennetine değer. Tanrı'nın kendisini sizin yaşamınızla göstermeyi amaçladığının farkında mısınız? Bunun olması için kendini size açmalı ve sizlerle samimi ve yakın bir ilişkide olmalıdır. Tanrı ile samimi bir ilişki kurmak her şeyden önemlidir. Bu bizim çabamızı da gerektirir ve bizim bütün yaşamımızı da etkiler. Örneğin Tanrı ile doğru bir ilişki kuramadığınızda ya da yeteri kadar iyi bir ilişkiniz olmadığında yaşamınızdaki her şey yanlış gitmeye başlar. O yüzden Tanrı ile olan ilişkiniz yaşamınızı nasıl yaşayacağınıza karar verir. Bu ya doğru bir yaşam olabilir ya da kötü bir yaşam olabilir. Her şey size bağlı. Şimdi size şunu sorsam sizce Tanrı'nın oğlu İsa Mesih aracılığıyla onunla doğru bir ilişki kurdunuz mu? Bazılarınız şöyle diyecektir tam olarak yemin değilim ya da ben ilişki nedir bilemiyorum. Bugün ilişki dediğimizde cinsel ilişki aklımıza gelir. Birçok insan bunu yalnızca böyle bilir. Gördüğünüz, dokunduğunuz ve hissettiğiniz şeydir. Fakat bu çok yüzeyseldir. Çünkü ilişki gördüğünüzden, dokunduğunuz ve hissettiğinizden fazlasıdır. Bakın bugün de görmenizi istediğim şey şudur. Tanrı ile Oğul İsa Mesih aracılığıyla samimi bir ilişkiyi nasıl kurarız? Bazıları bu konuda çok zorlanır ve bunun sebebi şudur derler ki eğer eğer Tanrı gerçekten söylediği kişi ise, yani kutsal, doğru ve hepimizden üstünse ve ayrıca her şeye hakimse, peki ben bir günahlı olarak onunla nasıl bir ilişki kurabilirim ki? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte ben bunu açıklamak istiyorum çünkü bu mümkün. Bu olabilir. Tanrı'nın bütün çocukları için. istediği şey onların kendisiyle yakın bir ilişki kurmalarıdır ve bu yalnızca kurtulmak anlamına gelmez. Sadece kiliseye gitmek ya da kutsal kitap okumak bunun için yeterli değildir. Günümüzde bütün insanların ilişki kurarken zorlandığını görüyoruz. İnsanların yaşamında çeşitli derecelerde ilişkiler var. Ama samimiyet bunlardan değildir. Sizlerden 63. mezmuru açmanızı istiyorum. Çünkü eski anlaşmada Tanrı ile samimi bir ilişkide olan bir kişi varsa o da Davut'tur. O mükemmel biri değildi, günahkardı ve tıpkı bizler gibi o da günah işlemişti ama görmenizi istediğim şey bir adamın yüreğinin ifadesi. Burada bir adamın babayla yakın bir ilişkide olduğunun kanıtları vardır. 63. mezmuru okumaya birinci ayetten başlıyoruz. Diyor ki, ey Tanrı, sensin benim Tanrım. Seni çok özlüyorum. Canım sana susamış. Kurak, yorucu, susuz bir diyarda. Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana. Gücünü, görkemini görmek için. Senin sevgin yaşamda neydir? Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir, ömrümce sana övgüler sunacağım, senin adınla ellerimi kaldıracağım, zengin yiyeceklerle, zengin yiyeceklerle doyarcasına doyacağım sana, şakayan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak, yatağıma uzanınca seni anarım, gece boyunca derin derin seni düşünürüm, çünkü sen bana yardımcı oldun, kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, sahilin bana destek olur. Burada eşyalarla, yerlerle, şatafat ve prestijle yetinmeyen bir adamın yüreğinin seslenişini duyuyoruz. Fark ettiğiniz gibi bu adamın ruhu Tanrı'ya aç. Sizler de Tanrı'ya aç mısınız peki? Yaşamınızdaki en önemli şey Tanrı'yla olan ilişkiniz mi? Bakın Tanrı'yı başka Herhangi bir kişi ya da fırsattan daha çok istediğinizi söyleyebilir misiniz? En çok istediğiniz şey nedir? Onunla samimi bir ilişki mi? Samimiyet, yakınlık, birlik ve bir olma ile ilgili. Bunu böyle gördüğümüzde, bugün üzerine konuşacağımız konuda gerçek ve saf samimiyetin nasıl olduğudur. Bu nasıl bir şeydir Tanrı? Bizler için bunu ister. Mezmur'larda Davut'un söylediklerine bakın. O yüce Tanrı'ya aç, susuz ve hasret bir haldedir. Diyeceksiniz ki bütün bu acıkma lafı da nedir? Şunu iyi dinleyin. Çünkü bakın bu sizin yaşamınızda duyduğunuz en önemli şey olabilir. Ve birazdan söyleyeceklerimi iyice düşünmezseniz yaşamınız gelip geçer ve sizler Tanrı'nın sizi yaratırken ki amacını değerlendirme şansını kaçırırsınız. Tanrı ne diyor? En başında diyor ki, insanı kendi suretimizde yaratalım. Peki bu ne demek oluyor? Fiziksel olarak değil. Fakat onun karakterinin ve ruhunun benzerliğinde. Tanrımız mükemmeldir ve der ki insanı kendimize benzer yaratalım ki onlara ulaşalım ve onlar bizlerin kim olduğunu anlasın. Ben de onları severim ve onları iyilik ve nezaket yağmuruna tabi tutarım. Tanrının amacı budur işte. Peki durum nedir? Bu söyleyeceklerimizi ekrana taşıyalım ki sizler de yazabilin. Burada ilk söyleyeceğimiz şey ruhsal ilişki bu da fiziksel ilişkiden çok daha derine iner. Ve kutsal ruh bizim içimizde yaşadığı için bizler de Tanrı'nın ruhuna ulaşma gücüne sahip oluruz. Bir inanlı olduğunuzda Tanrı'nın ruhu yaşamınıza gelir ve ne olur? Sizi yetkin kılar, güçlendirir, size yön verir ve sizi ihtiyacınız olanlarla yaşamınız için yönlendirir. Böylece kutsal ruh yanımızdadır ve bizler içimizdeki yaşayan Tanrı'nın ruhuna teslim olduğumuzda onunla bir ilişki geliştirmeye başlarız çünkü söz konusu bizim ve onun ruhudur. Maddiyatla işimiz olmaz. Tanrı'dan maddiyat istemez. Onunla bir ilişki geliştiririz. Çünkü her şey kişisel bir ilişkiyle başlar. Ve tabii bizler bu kişisel ilişkiden söz ettiğimizde bu ilişkinin özelliği nedir? En önemlisi açık, dürüst ve Özgür olmaktır. Bir şeyler gizlemeyiz, Hem bizler olduğumuz gibi oluruz. Dua ettiğimiz zamanları düşünün. Tanrı'ya bilmesini istediğiniz her şeyi anlatırsınız. Bir yere kadar her şeyi itiraf edersiniz ve bu anlattıklarınızdan tövbe etmeyi istersiniz. Samimiyet işte benim yüreğim der. Samimiyet kendimi sana açmak, senin karşında... Yüreğimi, ruhumu, canımı ve her şeyimi sunmak istiyorum. Her şeyimi görmeni istiyorum. Senden sakladığım hiçbir şeyin olmadığını görmeni istiyorum. Bu bu kişisel ilişki samimiyettir. Ve elbette bunları göz önüne aldığınızda bir anda güvenme konusu ortaya çıkıyor. Size şunu sormak istiyorum. İlişkide olduğunuz birine ya da eşinize güvenmediğinizde onlarla samimi bir ilişkide olamazsınız. Fiziksel bir yakınlıkta ya da yüzeysel bir ilişkide olursunuz ama samimiyet olmaz. Birine güvenmediğinizde onunla samimi bir ilişkide olamazsınız. Örneğin bir inanlısınız ama Tanrı'ya güvenmiyorsunuz diyeceksiniz ki ama benim ihtiyaçlarım var ondalık veremem. Çünkü Tanrı'nın benim elimde kalan onda dokuzunu tüm paramdan daha iyi kullandırabileceğine inanmıyorum. Bakın Tanrı bunu istese de ben yapmayacağım ona güvenmeyi reddederseniz onunla samimi bir ilişkili olamazsınız çünkü samimiyet tam bir açıklık ve teslimiyet gerektirir. Güven önemli bir konudur. Aslında kaç kere İsa müjde'de güven konusunda konuşmuştur. Bakın, güven ilişkinin kalbidir. Samimiyet sana güvenmek istiyorum der. Ve insanlar ona güvenmediğinde yaşamlarını Tanrı'ya teslim edemezler. Tanrı onlardan kendilerinin istemedikleri ya da yapamayacaklarını sandıkları bir şey yapmalarını isteyebilir. Hayır, 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 bunu yapamam. Ona güvendiğimde ona itaat ederim ve sadakatimin sebebi ona olan sevgimdir. Kendinize şu soruyu sorun. Tanrı ile gerçek ve samimi bir ilişkim var mı? Tanrı'ya gerçekten ve tamamen güveniyor musun? Bu ilişkiniz bakın sadece kilisede yaptıklarınızda olmaz. Yüce Tanrı'yla yakın bir ilişkiniz olmalı. Bu sadece güven içeren ilişki değildir. Aynı zamanda sevgi dolu bir ilişkide olmalıdır. Şimdi 42. mezmura geri dönelim ve mezmur yazarının neler dediğine bakalım. Bütün bunlar babayla kişisel, samimi, sevgi dolu bir ilişkinin göstergesi. Evet, mezmur 42. Birinci ayette şöyle diyor. Geyik akar suları nasıl özlerse yani tüm gün boyunca koşar 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 belki bir kur tarafından kovalanır ve sonrasında suyu özler susar. Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya yaşayan Tanrı'ya susadı. Tanrı'ya susadığınızı söyleyebilir misiniz? Ona acıktığınızı söyleyebilir misiniz? Tanrı'yı gerçekten sevdiğinizi söyleyebilir misiniz? Size bir konuda açık olacağım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Tam olarak hangi gün olduğu aklıma gelmese de bundan birkaç sene önceydi. Dua edip Tanrı'ya onu sevdiğimi söylüyordum ve bir anda bir şey üzerime çöktü sanki ağzım mermerden yapılmıştı sonunda şöyle söyledim tanrım gerçekte ne hissettiğimi bilmiyorum ama nasılsa ruhumda bir şeyler canlanmıyor kulağa güzel geliyor ve yıllardır söylüyorum seni seviyorum tanrım diyorum ama o gün sanki tanrının ruhu lafımın arasına girip ne dediğimi bilmediğimi fark ettirdi ve sonrasında aslında Tanrı'yı onun istediği gibi sevmediğimi fark ettim. Bir duygusal yakınlığım vardı. Ve sonrasında Rab gözümü açtı ve bana, onun karşılık beklemeyen sevgisini kabul etmekte zorlandığımı gösterdi. Çünkü ben yaşamımda her şeyi hak etmem gerektiğini düşünüyordum. Bir şekilde onun sevgisini kazanmalıydım ve o gün fark ettim ki hayır aslında onu gerçekten sevmiyor ona yakınlık besliyordum. O günden itibaren Tanrı'yı gerçekten safça sevmenin ne demek olduğunu anlamaya başlamıştım. Bir başka önemli konu da açıklık ve şeffaflık konusudur. Çünkü bakın sırlar sakladığınız biriyle samimi bir ilişki yakalayamazsınız. Ve insanların çoğunun yaşamlarına baktığınızda onların yaşamlarında açıklık, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerini göremezsiniz. Bir şeyler sakladığınız ve sizden bir şeyler saklayan biriyle nasıl samimi bir ilişkiniz olur ki? Elbette olmaz çünkü bu durumda yine güven ilkesine geri döneriz. Şunu düşünün. Dua edip Tanrı ile konuşmaya başladığınızda yüreğinizi tamamen açıyor musunuz? Şöyle diyor musunuz? Tanrım sana karşı günah işledim beni bağışla. 1. Yuhanna 1.9'a göre bunu ilan ediyorum amin. Bu işe yaramaz. Şeffaflık der ki Tanrım bugün çok ama çok şehvetliydim. Bugün ön yargılıydım. Bugün ağzımı açıp onları söylememeliydim. Bugün çok eleştireldim. Bugün artık neyse. Açıklık, dürüstlük ve şeffaflık Tanrı'nın isteği budur. Ve şeffaflıkla samimiyet için gerçekten her ikisini de sağlamanız gerek. Bakın Tanrı onu tanımanızı istiyor. Onu tamamen bilmenizi istiyor. Sizleri kendisini ve sevgisini göstermek için yarattı. O sevginin tanrısıdır. Bunu açıklamak istiyor. Kendisi bunu göstermek isterken sizin de aynı sevgiyi göstermenizi istiyor. Bu açıklık ve şeffaflık olmadan asla o samimi ilişkiyi kuramazsınız. Bu da bizleri sonraki konuya götürür. O da çift yönlü ilişkidir. Burayı çok dikkat edinin. Size şunu sorsam dua ediyor musunuz? Evet. Peki size şunu sorayım. Dua ettiğiniz zaman öncelikle ne için dua ediyorsunuz? Büyük ihtimalle diyeceksiniz ki kendi ihtiyaçlarım için ya da arkadaşlarım ya da hasta insanlar için vesaire. Peki dua ettiğinizde ne kadar sürüyor? Ne hakkında dua ediyorsunuz? Ve sonra Konuşmayı bitirdikten sonra ne kadar dinliyorsunuz? Bakın, eğer bütün konuşmayı siz yaparsanız samimi bir ilişkiniz olmaz. Size şunu sorayım: Son dua ettiğinizde durup şöyle dediniz mi Tanrım? Bunlar benim isterimdi. Şimdi seni söyleyeceklerini dinliyorum. Ya da şöyle mi diyorsunuz? Ama Tanrı bana konuşmuyor. Aa, hayır, konuşur. Onun ruhu sizin ruhunuza konuşur fakat sizin onu dinlemeniz gerekir ve ona konuşmak için zaman vermelisiniz. Dua edip söyleyeceklerini söyledikten sonra kalkıp giderseniz, genelde eğer böyle dua ediyorsanız zaten dizlerinizin üzerine çökersiniz. Ama sadece dua edip ve sonrasında da uyumuşsanız eğer zaten Tanrı'yı duymazsınız sadece kendi hislerinizi seslendirmiş olursunuz. Samimiyet Tanrıyı dinlemeyi istemektir. Tanrı size ne demek istiyor? Bu da bizi en son konuya getirir o da zamandır. Bakın, ilişkiyi Tanrıyı tanımaya zaman ve çaba harcayarak kurarsınız. Bazı insanlar şöyle şeyler söyler. Aslında zamanım olsa kutsal kitabı okuyacağım ama çok meşgulüm ya da Duaya daha fazla zaman ayırmalıyım ama zamanım yok. Zamanım yok, zamanım yok, 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 yok. Bakın ne diyorsunuz? Bu evrenin tanrısı olan yaradana. Bu evrenin hakimine, sonsuza kadar kalacak olana. Bizim yargıcımız olan Tanrı'ya ne diyorsunuz? Ona ayıracak zamanınız mı yok yani? Sahip olduğunuz her şeyin kaynağı kimdir? Kim kendisiyle yakın bir ilişkiyi hak eder? Bu zaman gerektirir. Bu ne demek oluyor? Bu bir gecede olmaz. 17 yaşımda büyük babamı görebilecek kadar şanslı bir çocuktum. Bunu daha önce de anlattım. O içi çok zengin bir adamdı ve ben de ondan duyduklarımla ne kadar zengin olduğumu fark ettim. Duyduğum en etkileyici şey Tanrı'nın ona konuştuğu ve onun da Tanrı'yı dinlediğiydi. O Tanrı'yı dinliyordu. Bana Tanrı'nın onun yaşamında yaptığı şeyleri anlatmıştı. Yanından ayrıldığımda aklımda şu soru vardı. Eğer Tanrı ile konuşursam o da benimle konuşur mu? Eğer Tanrı büyük babamın yaşamında böyle çalıştıysa benim yaşamımda nasıl çalışır duymak istiyorum. Tanrım bana gerçeği gösterir. Bu bir gecede mi oldu? Hayır tabii ki. Ama Tanrı'nın sözünü alıp okumaya ve ona şunu demeye başladım: Tanrım, yüreğimi konuş. Bana göster senin sesini duymayı ve kendiminkinden ayırt etmeyi öğret. Bana anlayış ver Rabbim. Her şey aslında çok açık. Tanrı size kendisiyle ilgili gerçeği açacak. Ve bakın size kendisiyle ilgili gerçeği kendi sözüyle açıklayacak. Ayrıca sizin yaşamanızda da size kendisini gösterecek. Dinleyen bir yürekle ruhunuzu geliştirin. İnsanların yanlış kararlar vermesinin sebebi onu dinlememeleridir. Emin olacağınız tek şey, Tanrı'nın sizi yanlış yönlendirmeyeceğidir. Bunu nasıl mı biliyorum? Çünkü o saflık, doğruluk ve gerçeklik Tanrısı'dır. İhanet etmez, yanlış yönlendirmez, kendisiyle çelişen hiçbir şey yapmaz. Yaşayan Tanrı sizlerin içinde ve kutsal ruhta yaşamını sürdürüyor. O orada. Neden? Çünkü ruhumuzla konuşan onun ruhudur. O bu şekilde bizim yaşamımızla bağlanabilir. Ama ben bunlara hiç layık değilim. Bakın bir kez daha bunu düşündüğünüzde şunu hatırlayın lütfen. Çarmıh ne olursa olsun Tanrı'nın karşılık beklemeyen sevgisinin tek ve sonsuz bildirgesidir. Tanrı sizinle ilgilenir ve yaşamınızda çalışmak ister muazzam lütfu, sevgisi ve merhametiyle. Evet, bu saydıklarımız gerçek samimi bir ilişkinin özellikleridir. Diyeceksiniz ki peki diyelim ki ben bu ilişkiyi kurdum. O zaman ne hissedeceğim? Duygularım duygularım ne olacak? Bakın bizler bunu biliyoruz ama size birkaç kelimeyle anlatayım. Öncelikle denge Tanrı ile samimi bir ilişkisi olan kişinin bir dayanağı vardır. Onu dengede tutar. Evet. Çünkü bakın, hangi rüzgar karşıdan eserse essin, her şeyin iyi olacağını bilirsiniz çünkü Tanrı sizin yanınızda ve içinizdedir. Sonra bir güvence hissi gelir. Korkularınız uçar gider. Çünkü Tanrı yukarılarda bir yerde değil, içinizdedir ve onunla yakın ilişkidesinizdir. Güvenlik ve emniyetten sonra bir de dinginlik vardır. Yani ruhunuzdaki huzurluluk. Etrafınızda ne olursa olsun bu dinginlik, huzur ve sakinlik asla bozulmaz. Çünkü Tanrı ile konuşursunuz, onu dinlersiniz. Bu ilişkiyi sağlamışsınızdır. Ve tabii ki duyarlılık, iyi dinleyin. Yalnızca Tanrı'ya karşı duyarlılık değil bahsettiğimiz. Bakın Tanrı ile samimi bir ilişkiniz oluştuğu zaman artık yanınızda ve içinizde Tanrı vardır. Bu şekilde kendinizin başkaları için de duyarlı olduğunu göreceksiniz. Bu eleştirmek değildir. Duyarlı olup fark etmekten konuşuyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına, acılarına, insanlıklarına duyarlılıktan ve dağısı da var. Kısacası Tanrı, Tanrı içinizdedir ve aynı zamanda diğer insanlarla da ilgilenir. Bakın ruhuyla onların fiziki, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarına duyarlıdır. O bunlara şahit olur. Ama maalesef insanlar Tanrı'nın onların yaşamında çalıştığının farkına varmaz. Bunun nasıl geliştiğini ve bu duyarlılıkla ruhsal anlayışın nasıl ortaya çıktığını bir düşünmenizi istiyorum. Kısacası bu samimiyeti oluşturmaya başladığınızda Tanrı'nın sözünü daha önce hiç anlamadığımız bir şekilde anlamaya başlayacağız. Çünkü Tanrı anlamanızı ister. Kutsal kitap gizemli değildir. Felsefi bir kitap da değildir. Yüce Tanrı'nın yüreği ve tavrını açıklayan gerçekler kitabıdır o bu sayede. Ta en başında da dedik ki Tanrı bizi onunla yakın bir ilişkide olmamız için yarattı. Bu yüzden de kendisini bize Tanrı'nın sözü ve ruhu aracılığıyla tanıtmalıydı. Bu şekilde de bizleri kendisiyle yakın bir ilişkiye taşıdı. Burada üç tane engel vardır. Bunları not almanızı istiyorum. Toplam üç engel. Birincisi şudur ki bir, dua etme, ben hallederim. Tanrı'dan isteme. Ben bir yol bulurum. İşte bu kibirdir. İnsanların mecbur kalmadıkça dizlerinin üzerine çökmemelerinin sebebi de kibirdir. Nasıl olur da kutsal, doğru ve hakim Tanrı karşısında dizlerinizin üzerine çökmezsiniz? Aldığınız her nefes Tanrı'dan bir hediyedir. Diyeceksiniz ki dizlerimin üzerine çökmeme gerek yok. Evet yok. Tanrı'yı yüceltmenin gereği yok. Ona hürmet etmenin Gereği yok ama bunların karşılığını alırsınız. Bizi dizlerimizin üzerine çökmekten uzak tutan kibirdir. Tanrı yerine bir başkasıyla ilişkili olalım daha iyi deriz. İkincisi ise isyandır. Günah. Yaşamınızda günah olduğu sürece Tanrı ile samimiyetiniz olmaz. Diyeceksiniz ki ben dua ediyorum ama bir şey olmuyor. Dualarıma Tanrı cevap vermiyor ama ben... Hmm, o zaman kendinize bir bakın ve sorular sorun. Sorun Tanrı'da olamaz sorun sizde. İsyanın olduğu yerde samimiyet olmaz. Şunu bir düşünün, kendi ilişkileriniz üzerine düşünün. Size karşı isyankar bir tutumu olan eşinizle samimi bir ilişkiniz olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu mümkün değildir. Yaşamlarınızda size isyan eden çocuklarınızla da samimi bir ilişkiniz olamaz. Son olarak da basit bir nokta. Kibir varsa, isyan varsa, aceleniz de vardır. Ve aceleniz varsa, Tanrı ile samimi bir ilişki kuramazsınız. Bu zaman ister. Onun sözünü okuyup üzerine düşünmek ve soru sormak gerekir. Tanrım bana ne demek istiyorsun? Benim yaşantımla ne ilgisi var? Bu bir uyarı mı? Bu yaşamımda Gözden geçirmem gereken bir şey mi? Tanrım bu muhteşem söz için teşekkür ederim. Okumak için, konuşmak için, dinlemek için zaman. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Ve bakın neler olacak. Siz dinledikçe daha çok duyacaksınız duydukça da daha çok heyecanlanacaksınız. Heyecanlandıkça ona daha çok zaman verip onu dinleyeceksiniz. Birine aşık olduğunuzda onu dinlemeyi seversiniz. Ve Tanrı'yı daha çok sevdikçe onu daha çok dinlemek isteyeceksiniz. O da size düşündüğünüzden daha fazlasını söyleyecektir. Çünkü bakın, Tanrı'nın benim için oğlunu gönderdiğini, bana gerekli her şeyi bildireceğini, ihtiyaçlarımı vereceğini biliyorum. Pavlus da Romalılar da bunu anlatır. Öz oğlunu bile esirgemeyen Tanrı onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Bunu da dikkate alarak Tanrı'yla samimi bir ilişkiniz olduğunu söyleyebilir misiniz? Ya da şöyle mi dersiniz? Tüh kaçırdım. Ya da ne zaman başlayacağım şimdi? Şunu düşünün. Hepimiz bir gün... Nerede olursak olalım, kaç yaşında olursak olalım... Kalbimizin son kez atacağını ve babayla... buluşacağımızı biliyoruz. Tanrı size bir yabancı mı olacak? Ya da siz daha buradayken başlayan samimi bir ilişkiniz olsun ve çevrenizdeki insanları da etkileyim mi istersiniz? Yaptıklarınız için değil, Tanrı sizin içinizde olduğu ve sizin Üzerinizden çalıştığı için bunun için dua ediyorum. Tanrı ile olan ilişkinizde Tanrı'nın bizler için amacı ve tasarısı olan samimiyetten daha azıyla asla yetinmeyin. Ve baba seni düşünüp ne kadar mükemmel, kutsal ve muhteşem olduğunu, biz günahkarlarla samimi bir ilişki kurduğunu gördüğümüzde sana minnet duyuyoruz. Oğlun İsa Mesih'in kanıyla temizlenip senin kanatlarının altına sığındığımız için sen de bize bunları bahşediyorsun. Bu mesajı duyan herkesin yüreğinde kutsal ve muhteşem tatminsizliğin yaratılması ve böylece sana çok daha aç olmaları için dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesihle kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç hizmetleri Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.